Merhabalar, Hünerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir kahvaltılık paylaşacağım. Malzemelerimi hazırladım. Pizza tarzında bir şey yapacağım ama hamur kullanmayacağız. Hamurunun yerini alacak olan patates kullanacağız. Şimdi tavamın altını açıyorum. Çok az yağ koyacağım tavaya. Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyalım. Yağımız bir ısınsın. Bir tane patatesti ve patatesin büyüktü. Şöyle şu kalınlıkta doğradım. Şimdi tavanın içerisine patatesleri diziyorum. Patatesleri böyle dizdim. Şimdi 1-2 dakika bu yüzünün biraz pişmesini bekliyorum. Ağzını kapatacağım. Şimdi patateslere bakıyorum. Zaten çabuk pişiyorlar. Şimdi dikkatli bir şekilde şöyle çevireceğim. Bakın bir yüzü zaten kızarmış. Bu tarafı da kızardığı zaman patateslerimiz yumuşayacaktır. Şimdi patateslere tekrar bakıyorum. Kızardılar biraz. Üzerine biraz tuz serpiştiriyorum. Tuz atmamıştık. Şöyle elimle bir de yumurtamın üzerine atıyorum. Çok az bir tutam. Sucuk doğramıştım. Sucukları şöyle aralıklarla koyuyorum. Aslında bundan sonra koyacağımız malzemeler sizin sevdiğiniz, içinde olmasını istediğiniz malzemelerin hepsini koyabilirsiniz. Sucuk, salam, mantar koyabilirsiniz ama mantarı öncesinde bir tavada pişirmeniz gerekir. Çünkü burada yumuşamayabilir. Biberlerim var. Kırmızı biber doğradım. Yarım doğradım böyle çok küçük. Güzel bir renk vermesi için çok güzel oluyor. 2 tane kadar da sivri biber doğradım. Bunlar güzel gözüküyor içerisinde. Hem de çok lezzetli oluyor. Şöyle koyalım. Şimdi tavanın kapağını kapatacağım. Birazcık yumuşamasını istiyorum biberleri. Evet, biberler biraz yumuşadılar. Şimdi haşlanmış mısırım var. Bundan biraz atıyorum. Mısırı çocuklar çok seviyor. O yüzden güzel de oluyor. Ben 2 tane yumurta kullandım. Tabii bu tarifte 2 kullanmanız şart değil. 3, 4, 5 kullanabilirsiniz istediğiniz kadar. Şimdi tavanın altını kıstım. Ve şöyle yumurtayı üzerine gezdiriyorum. Bunlar yumurta tutacak bunları. Şöyle her tarafına gezdirelim. Tamam. Şimdi şöyle bir kase kadar kaşar peyniri rendeledim. Hemen üzerine kaşar peynirini koyuyorum. Kaşarı da serptikten sonra tekrardan ağzını kapatacağım ve kaşarlar eriyinceye kadar kapalı tutacağım. Evet, kaşarlar çok güzel eridi. Yumurta pişti içerisinde. Bakın böyle çok güzel oldu. Görüntüsü şahane, rengarenk. Aslında pizza diyebiliriz. Tavada pizza gibi. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı, videoların beğeni paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarif siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyecekler şimdiden afiyet olsun.